Karşınızda gecenin yıldızı Nevzat Can Ünsal. Gecenin yıldızına bak. Eğlence hayatımızı da etkiliyor. Bu ülke çok gerilimli bir ülke. Sokak röportajlarında da görüyorsunuz, herkes birbirine giriyor. Mikrofonu gören birbirine dövmeye başlıyor. Pazara gidiyorlar mesela. Ne aldın diyorlar. AK Parti diyor kadın. Erdoğan diyor. Eğlence hayatımız. Mesela ben İsveç'te bir Erasmus Partisi'ne katıldım arkadaşlar. Birçok defa yurt dışına çıkmış ve hani eş dost özlemiyle geri dönmek istemiş biri olarak o partiyi görünce dedim ki kimliği, pasaportu. Yak lan Nevzat dedim. Yani kim dönecek Ankara'ya? Arkadaşlar böyle bir parti yok. Havuzlu bir villa var. Kızla erkekle herkes orada üstünü çıkarıyorlar. Öpüşüyorlar. Cezalı oyunlar oynuyorlar. Kadın üstünü çıkarttı. Üstüne tekila döktü. Diyor ki oyunda diyor yanarsan bunu iç diyor. Cezaya bak. Oğlum Ankara'da millet bir kadınla pavyonda kaşıkla oynamak için 20 bin lira para veriyorlar. Böyle ceza mı olur? Ben bu partiyi izleyerek bir köşeye geçip bir paket sigara bitirdim arkadaşlar. Benim ciğerim soldu yani. Oraya benim gibi Erasmus'ta gelen bir çocuk vardı Türkiye'den. Gazi Üniversitesi'nden, ismi Ümit. Ümit Gazi'de nasıl bir ortamdan çıktıysa o partide bir bakayım dedim, ne yapıyor Ümit? Bir şeyler yapmam gerek duygusunu vermiş olduğu stresle ve bir şey yapamamanın vermiş olduğu enerjiyle Ümit durduğu yerde takla atıyordu. Ümit güvercin gibi dönüyor. Araya elimi soktum lan durdurmak için. Durdurdum mu? Yanına gittim dedim ki oğlum Ümit dönme lan dedim. Yani dedim, kurban olur mu? Şurada dedim memleketi temsil eden iki kişiyiz. Ben de zor duruyorum ama takla atma lan. Hiçbir şey yapamazsanız takla çok mantıklı. Erkekler bu duyguyu bilir. Yani çünkü ya bağıracaksın durduğun yerde, o daha saçma, ya koşacaksın. Çünkü takla bir parti ortamında etnik bir oyun falan sanılıyor. Yani Gazi Üniversitesi halk dansları falan dönüyor çocuk oradan. Üzücü ya. Çok üzücü. Yurtta kalıyordum orada bir Erasmus'ta bir yurtta kalıyordum. Orada şey çok iyi analiz ediyorsunuz. Diğer ülkedeki insanlarla bizim aramızdaki farkı orada çok iyi görüyorum. Mesela orada mutfak vardı, ortak kullanım alanı. Her öğrencinin işte orada yemek pişirdiği bir alan. Orada hep böyle insanları izliyordum nasıllar falan diye. Bir Erasmus'ta İsveç'e gitmeden önce bana dediler ki oğlum yaşadın lan işte kara kaş kara gözsün, orada herkes sana bakar. Ben saçı sakalı kesmeden gittim ya. Esmerliğim belli olsun dedim yani. Çekilin lan esmerim falan diye gittim. Ama oraya bir gittim, tek esmer biz değilmişiz. Latin Amerika ülkelerini unutmuşuz. Arkadaşlar mutfağa bir çocuk geldi. Brezilyalı, adı Gustavo. Yakışıklıydı. Ama ya dışarıdan baksan kara kaş kara göz. Bize benziyorlar yani. Hani alsan buraya getirsen Gazi Üniversitesi'ne koysan kimse demez ki bu nereden geldi. Yani... Ama bakışları farklı işte, bizim gibi değil. Yani kadınlar bunu daha iyi biliyor. Aura denen bir şey var ya, cool. O bizde yok mesela. Bizim bakışlarda bir burukluk var. Yani bir acı var. Bir köyde çocukları tarafından terk edilmiş yaşlılar gibi bakıyoruz. Ben orada fark ettim. Gustavo diye geliyor. Onun poposuna vuruyor. Bir şeyler yapıyorlar. Mesela geliyordu, şov yapıyor. Mesela biftek yapıyor işte. Sosa batırıyor. Jos diye koyuyor. Meksika fasulyesi atıyor. Kızlar da bunu izliyor. Ben orada salça kavuruyorum ya sıçratarak. Bir gün yine geldi bu mutfağa. Bluetooth hoparlörlerden müzik açtı. İki tane Litvanyalı kız vardı, hiç unutmuyorum. Aa Gustavo ne güzel şarkılarmış bunlar dedi. Gustavo dedi ki o zaman odamda dinleyelim. İki tane kadın da gitti odasına. Ben o sıra makarna suyu süzüyordum. Dedim başlarım salçasına da soğanına da dedim. İt herif dedim ya. Okumaya mı geldin? Hovardalık yapmaya mı? Pezevenk. Sonra şunu fark ettim. Bu çocukla mücadele edilmez. Arkadaş olayım da bir şeyler öğreneyim dedim ya. Gustavo ile arkadaş oldum. Ben de odasına gittim. Aura böyle bir şey.
Ve o odada her şey... Bana ilk defa bu kadar gülüyorlar ya. Ben de Gustav'ın odasına gittim arkadaşlar. Yani o... Bu odada şunu fark ettim. Yani her şey çok erotik, çok hazır her şey. Oda mesela çok güzel kokuyor. Aromatik yağlar var. Böyle seksi oyuncaklar falan var. Duvarda erotik poster asılı. Benim odamda, Erasmus'taki odamda ÖSYM takvimi asılı arkadaşlar. Ben oradan YÖKDİL takip ediyorum yani. Orada o çocuğun karizma, gitar falan çalıyor, bir şeyler yapıyor bana. Orada o çocuğun karizmasını görünce diyorsunuz ki ne yapacaksan yap, it herif diyor. Yani geldik odaya kadar artık. Ben mesela Gustavo'yu özenip o aromatik yağlardan alsam, iki hafta sonra onunla da salça kavururum yani. Ne yapacağım? Biz bu flört işlerinde bu kadar zorlanırken bu ülkede bunu çok rahat yapan bir kesim var ama biliyorsunuz değil mi? Mesela swinger partileri yapan bir kitle var. Grup 80. Kim abi bunlar yani? Bir de yazıyorlar ya Twitter'dan açık adresi çekinmeden. Kocamla Eryaman'da yanıyoruz. Gelen var mı diyor. Eryaman 3. etap güvercin apartmanı diyor. Kocam duvara tırmanıyor hadi diyor. Oğlum nasıl bunu beceriyorsunuz yani hiç. Yani gitsem mesela çat kapı ne diyeceksin? Bir de hep şey diye bitirdik ya oğlum misafirlikte efendi dur akıllı ol. Yani orada hiç tanımadığın birinin evinde ne yapacaksın? Ben mesela rasyonel sorular sormaya çalışıyorum. Eşiniz ne zamandır yanıyor? Bir kadın için gelmiş abaza gibi görünmeyeyim diye önce adamla mı öpüşsem diye düşünüyorum ben. Yok eşinize değil size geldim. Bir de şey var ya. Bence bu ülke için en samimi fantezi BDSM dedikleri şey. Vuruyorlar ya birbirine. Sıkıntı, stres şuraya kadar gelmiş. Vur. Sinan Oğan nasıl Cumhur İttifakı'na geçer? Şah. İnşallah başka bir şey gülmüyordur değil mi? Kendi aralarında gülüyorlarmış aslında. Ben de havaya giriyorum burada.